Şirfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım. Bu modelim ara modeli ile kullanılan bir model. Toplamda 8 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 8, 16, 24 şeklinde. En son ara modeli ile bitirmek istiyorsanız 5 ilmek ilave ederek örgüye başlayabilirsiniz. İki model için 8, 8, 16, 5 tane ara model kullanarak 21 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ek sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz olarak örüyorum. Burası ara model. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burası ilk model. Şimdi tekrar 2 ilmek düz, 1 ilmek ters ve tekrar 2 ilmek düz ördükten sonra 3 tane ilmeğimi ters örerek ikinci modelimi tamamlıyorum. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde diğer ara modelimi uyguluyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Burası ikinci sıra. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 3. ilmeğim düz. Bu ilmeği içerisine değil, bir alt sırasına batarak örüyorum. Bakın bu şekilde bir alt sırasına batarak ördüm. Devamındaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Burası ara modelim. 3 tane düz ilmeğe gelince 1. ve 2. düz ilmeğin arasından giriyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum. Ve bu 1, 2, 3 ilmeği düz örerek topluyorum. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki düz ilmeğe gelince içine değil, bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi tekrar ters ördükten sonra 3 tane olan düz ilmeğime geldim. 2 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve bu 3 ilmeği düz örerek birlikte topladım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizin yapılışı bu kadar. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamaya başlıyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde örüyorum. Modelim sadece ön yüzde kuruluyor. Ara modelimi Selanik ilmek şeklinde örüyorum. Arka tarafta sadece ilmekleri aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ilmeklerin arasındaki düz ilmeğe gelince ilmeğin içine değil bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. 3 tane düz ilmeğe gelince 1. ve 2. ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum ve bu 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Modelimizin yapılışı da bu şekilde devam ediyor. Oldukça kolay bir model. Lastik gerektirmiyor. Lastiksiz olarak kullanabilirsiniz. Burada 3 tane düz ilmeğe gelince 2 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkarttım. Burada ilmek boyunu biraz uzatarak tutuyorum.
bir kez ip işimi doluyorum. Bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum ve yeni bir 3 ilmek elde ediyorum. Ses sulanacağım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeği içine değil, biraz sırasına batarak örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen örerek geliyorum. Sadece ön tarafta modelimi kurarak örgüme devam ediyorum. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İnceye yakın kalınlıkta bir bebek ipim vardı. 3 numaralı da şiş kullandım. Ajuru bulunmayan, lastik gerektirmeyen bir örgü modeli. Bu şekilde istediğiniz her türlü örgüye kullanabilirsiniz. Bayan, bebek, erkek ayırmadan evdeki herkes için kullanabileceğiniz bir model. Bu kısmı ara model olarak kullandım. 3 ilmekle oluşan bölümü ise ana model şeklinde anlattım. Oldukça örmesi zevkli bir model. Yumuşak dokulu bir örgü modeli oldu. Burası da örgümüzün arka tarafı. Dilerseniz ara modeli değiştirebilirsiniz. Ama bu haliyle gayet hoş durdu ve lastik istemiyor. Bu şekliyle kullanırsanız lastiksiz olarak da modeli kullanabilirsiniz. Ama dilerseniz öncesinde lastik örüp modeli uygulayabilirsiniz. Cinsiyet ayrımı yapmadan dediğim gibi evdeki herkes için uygulayabileceğiniz bir model. Sadece ön yüzde kurulduğu için size kolaylık sağlayacaktır. Ajuru olmayışı da ve lastik istemeyişi de size avantaj sağlayacaktır. Şöyle her açıdan göstermek istedim. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.